Şu evin haline bak. Yol geçen hanı gibi. Yalan mı? Yalansa yalan de. Abla. Seni içeri tıkmaya ahdetmiş adamın karısıyla çocuğu burada, evinde aşağıda. Ne o? Adam vurulmuş. Yok mu anası babası? Yok mu bu devletin misafirhanesi? Aslı Hanım da tutmuş kollarından eve getirmiş. Kovsa mıydık? Gerekirse evet. Senin oğlun yerine koyup bağrına bastığın, hatta tepene çıkardığın o Ferhat yok mu? Doktor hanımın emrine çoktan girmiş bile. Bakma sen onun kasım kasım kasılıp dolaştığına. Bir şey mi oldu? Namık Bey'e sor. Ne oldu Namık? Aile yemeğiniz pek iyi geçmedi galiba. Bir şey mi oldu? Yiğit. Evi taranmış. Ne? Ölmüş mü? Yok. Yani haber yok. Neredesin Ferhat? Soruları ben sorsam daha iyi olur. Senin bu olayla alakan var mı dayı? Tek soru. Tek cevap. Bana net ol dayı. Ben yedim onu. Ben yedim. Sen rahat ol. Kimse bizi dinlemez. Sen bana cevap ver. Şahin'in işi. Bitti diyordun ya. Zafer yemekleri falan veriyordun. Kızı falan diyordun. Bitmedi mi? Sağ olsun. Yeter ki o sağ olsun benim kardeşim. Ama biliyorsun bizim peşimizde. Onun düşmanı değil ancak müttefiki olur. O iş öyle değil Ferhat. Adam bizi mezara sokmak istiyor. Bizi hapse tıktırmak için uğraşan birisi müttefiki değil ancak rakibi olur. Ama Şahin rekabetten hoşlanmaz. Adam bizi içeride değil toprak altında görmek istiyor. Bunun içinde en fazla bir yıl ömrü var. Bunu anlamıyor musun? Adliyedeki muhbirime sordurdum. Sevgili kardeşin Şahin'i araştırmaya başlamış. Onun da kulağına gitmiş olacak ki ipini çekmiş. Bunun hesabını verecek bana. Benim kardeşime sıkmak neymiş bunun hesabını verecek. Suna! Suna! Açın kapıyı Suna! Suna'yı çağır. Yiğit! Yiğit! Suna! Özgür'ü al, gidiyoruz. Özgür ateşlendi. Suna beni duymuyor musun? Geçmiş olsun. Suna oğlumuzu da al, gidiyoruz. Bu eve neden geldiğini de evde konuşacağız. Yiğit ben getirdim. Aslan, bu aile için bir mesele. Karışmazsanız sevineceğim. Peki. Suna bağırtma beni! Bağırıyorsun zaten sayın savcım. Yiğit ne olursun bak bir sakin olur musun? Çocuk ateşlendi yatıyor uyuyor şimdi bir uyansın önce. Kucağımızı alır gideriz. Hadi tamam. Suna. Dur. Evet. Savcı Bey de geldiğine göre evde herkes tamam demektir. Ne diyorsun sen abla? Namık sen ayakta uyuyorsun galiba. Kapının önünde kıyamet kopuyor. Sen nasıl karışıyorsun lan benim hayatıma? Sen nasıl karışıyorsun benim aileme? Hadi! Ne oldu? Ha! Kolu sargılı ayağı sakat bir adama vuramaz mısın?
ihtiyacı ona mı ters? Sana ailemin yanına bir daha yaklaşmayacaksın demedim mi? Beni mi döveceksin? Evet, evet desem elini kaldırmazsın değil mi? Acırsın. Hadi vur. Hadi vur. Ama öyle bir vur ki sen bana. Ben bir daha bu yerden kalkamayayım kardeşim. Gücüm yetmez mi zannediyorsun lan? Hadi vur. Gücüm yetmez mi? Vur! Oğlum yapma! Ne yapıyorsunuz Ferhat, yapmayın. Karışmayın siz. Karışmayın siz! Basın geri. Hepiniz basın. O yumruğunu çok sıkıyorsun. Anladın mı? Gücünü o elinden alma. Yumruğunu çok sıkıyorsun. Kolundan al. Bir daha vur bakayım. Hadi. Yavaş. İyi misin? Ha? İyi misin? İyisin değil mi? Bak, buraya vuracaksın, anladın mı? Tam buraya. Kulağının arkasındaki denge sıvısı sarsılırsa rakibin düşer. Vur bakayım. Bak buraya vuracaksın, tamam mı? Tam buraya. Tam buraya. Tam buraya vuracağım. Acıdı mı? Acıdı. Bu çok iyiydi. Sula. Özgür'ü de al. Gidiyoruz. Hadi kızım. İyi vurdu. Eli acımıştır şimdi. Acımasın da onun bir yeri. Efendim. Eyvallah. Nereye? Sana ne? Dilsiz arabayı hazırla hemen. Dayan anneciğim. Hadi görüşürüz. Dayan bana. Cüneyt. Hı? Ne diyorsun bu işe? Hangi işe? Safiye aradı. Savcı Yiğit gelmiş. Evi karıştırmış falan. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Akşam geldiklerinde sabah öğrendim zaten. Beni ilgilendirmiyor ayrıca. Düştü mü ateşim? Biraz daha iyi. Yiğit. Bak Yeter Hanımlara çok ayıp oldu. Ne ayıp Suna? Senin daha ilk başta oraya gitmemen gerekirdi. Yiğit sen nasıl bir insan oldun? Onlar senin ailen. Benim ailem. Sen ve Özgür. Anlaşıldı mı? Bir daha o adama abi, o kadına da anne dersen, eğer Suna onları bir daha görmeye gidersen... Ne olurmuş görürsem? Çok kötü olur. Tamam mı Suna? Çok kötü olur. Ben seni tanıyamıyorum ya. Benim aşık olup evlendiğim adama ne oldu? Hiçbir şey olmadı Suna. Ben aynıyım. Sadece bana yapılan kötülükleri unutmuyorum. O kadar. Bence unut Yiğit. Unut çünkü seni böyle bambaşka bir insan yaptılar.